Şivan dönüşünde uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı. Vermiş olduğu mesajlar arasında ve yaptığı değerlendirmeler arasında e, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16 meselesi vardı. İsveç'i F-16 ile bağlı hale getiriyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani diyorlar ki bunu halledin. Kanada da aynı şeyi yapıyor, Amerika da aynı şeyi yapıyor. Biz de diyoruz ki sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var. Parlamentomuzu geri plana atamayız. Yani bizim şu anda Cumhur İttifakı birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimiz içerisinde de biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu İsveç'in NATO üyeliğine şu anda e, bizim onayımız yoktur çıkışı üzerine yaptığı bir yorumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, F16 ile İsveç'in üyeliğini e, dayatıyorlar değerlendirmesi sonrasında Bob Menendez'in skandalı sorulunca ise şu yanıtı verdi: Bizim F16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri. ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 3-4 gün önce Amerika'da görüştüler. Ama şimdi bu durumu yani Menendez'in şu anda içinde bulunduğu e, skandal çerçevesini fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor. Ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Hakan Fidan yönetecek mesajını verdi. Temenni ediyoruz ki Menendez sonrasında beklediğimiz neticeyi alırız dedi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16 meselesinde geçmişi hatırlattı. Bu konu dedi şu anda yaşadığımız kriz bize savunma sanayi noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce İHA SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefiklerimizden alamamıştık. Ne yaptık? Kendi İHA'larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık. TİHA yaptık. Kızıl elma yaptık. Hürkuş yaptık. Atak yaptık. Şimdi de F-16'lara ihtiyacımız var. Fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız kanı üretmek için çalışıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bob Menendez'in skandal e, davasına dair F-16 sürecini kolaylaştırabilir diyor. Ama bir yandan da hem Kanada hem Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir dayatma haline getirdiğini işaret edip F-16 ile bağlantılandırıyorlar. Ama nihayetinde onların kongresi varsa benim de meclisim var diyor. Tabii önümüzdeki 1 Ekim'den itibaren başlayacak meclisin gündemindeki en önemli konu bu, bu İsveç olacak. Malum MHP lideri Devlet Bahçeli bizim onayımız yok demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Yani inkar ediyorlar ama F-16'yı İsveç'e bağladılar. E bakalım meclis ne yapacak diyor.